validem Hüsniye Sultanım. Heyecanla geldim. Ayranlar? Ayranlar. Vallahi bakayım nasıl bunlar ayranlar. Heyecanlı görünüyor. Ayranlarla çok uğraştılar. Ayranları iyi değerlendirin vallahi. Güzel bu, peynir tuzluymuş bunun. Gelinliğin suçu yok, güzel olmuş da peynir çok tuzlu. İyi oldu ayran tuzsuz. Her şey bir böyle bir şey söyleyen kayınvalide olur ya. Peynir tuzluymuş. Ne yapacaklar tuzluysa? Beğendin mi, beğenmedin mi? Şu peyniri nasıl yaymış içine, eşit yaymış mı oraya bakayım. Çünkü köşesine doğru... Burada azalma olmuş. Ben tam orta kısmından yediğim için burası daha yoğun bu peynirin. Hmm. Bu peyniri biraz eşit dağıtmak gerekiyor yani. Adana böreği yapıyorsan eşit dağıtacaksın her tarafa onu. Tamam. Geç öyle bakalım olsun. İkinci tabağa. Üf, canımı çektirdin. Çok güzel çıtırdı ya. Bu yedikçe kilo aldırıyor söyleyeyim. Hı-hı. Dünkü yemek gibi değil. Ama şöyle söyleyeyim ben bunu. Gerçekten lezzetle, keyifle yediğiniz bir şey abartmazsanız kilo yapmıyor. Bu böreği beğendin. Çok çıtırlığını beğendim. Beğendin. Akıllıca davranmış gelin. Ellerine sağlık. Vallahi bu böreği yerken çok büyük keyif aldım. Şundaki gibi değil. Afiyet olsun. Üçüncü kayınvalidem. Bunun da peyniri iç kısmı şu tabağa, ikinci tabağa daha yakın. Ne yapmış, içine yoğurt mu koymuş onun? Sadece üzerine birazcık şey pürüz oluşmuş. Ama diğer tabak gibi yakmadan oluşmuş bunu. Çıtır çıtır yedik. Evet, ve son çıtır tabağımız dördüncü tabak. Bakalım sana ne diyecek? 22 ayar altın çok güzel görünüyor. Bu peynir sarı değil, beyaz gibi. Beyaz olunca hoşuna gitmedi az önce. Yok, aslında o börek hoşuma gitmedi. Bak bu ikisinin rengi sarı bu peynirin, güzeldi. Bu da güzel, rengi beyaz ama bunun da incecik döşemiş içerisine böreğini. Bayıldım. Ben bunun hepsini yiyip öyle puan vereyim. Sen bu tabağı beğendin mi, beğenmedin mi? Beğendim. 24 ayar bir tabak. Kayınvalidelerimin işi zor demiştim. Tabaklar güzel bugün. Bayıldım gerçekten. Harika bir tabak. Yani hiçbir element yok burada. Değerli bir maden yok. O bir direkt. Birinci tabak bir puan. Bu da bir. Üçüncü tabak bir puan. Evet, kesinlikle. 24 ayar altın olan tabağa da bir vereceğim. Ah, niye? Evet. Dördüncü tabak bir puan. Buna beş vereceğim. İkinci tabak beş puan. Ben bunun ayranını içmiş miydim? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Hüsniye abla bu ne yapacağı neyse belli olmaz. Beğenip beğenip İçmişim bir ver. İçmişim galiba. Şunu açalım mı? Açalım. Üç tane bir mi kullandın sen? Evet. Biri bana vurabilir mi? Aha. Üç gelinimizi üzüyoruz. Hazır olun. İnşallah Hatice değildir bir tanesi. İlk bir puan vererek kimi üzüyoruz acaba? Hüsniye abla, unuttun mu yorumunu acaba? Sen en çıtır buna dedin. Yo, ben genelde şaşırtmayı seviyorum ya. Evet. Evet, gerçekten öyle. Kulaklarımda sesi çıtır çıtır böyle ellerinle hap puru hup puru yedin yani. Ve bir verdin kime? Özlem. Özlem'e. Hiç şaşırmadım gerçekten.
ayıla bayıla yediğiniz tabağı nasıl bir verebiliyorsunuz ya? Genelde. Neyi eksikti? Canım benim, genelde hepsini ayıla bayıla yedim. Öyle geldim zaten buraya kadar. Vallahi tabakların hepsi güzeldi, açık söyleyeyim. Ama ben fark yaratan tabağı seçmek istedim. Zaten yufkası hazırdı, açmadınız. Size teknik kısmı kaldı. Ne yapalım? İyi ki de açmıyoruz. Açsak ne olacak ki? Sanki çok hakkımızı veriyorsunuz. Bir de açsaydınız diyorsunuz. Kazı çalışması yapıyorsun. Ne yapıyorum? Kazı çalışması yapıyorsun. Kazı yapmıyorum. Bütün malzemeniz yani. Eşit sizin. Sen yorumunu yaptın. Ben biraz önceki kayınvalideye de söyledim. Dedim ki tabaklar birbirine çok benziyorsa, eğer lezzetli olduğumu eminseniz ki bizler de öyleyiz, çok bir fark yoksa yani bari puan dağıtın. 3-3 verin. Ne bileyim 4-4 verin. Hani 4'ü de kullanabiliyorsunuz ya, bakmak istemiyorum çünkü yüzüne. Hani inşallah bir bana gelmemiştir ki, keza artık gelmiştir diye düşünüyorum çünkü ben. Ne cesaretle 5-1 oynadın anne. Ne cesaretle, büyük bir istekle oynadım. Çünkü Merve ikinci çeyreğini aldı. Ona üçüncü çeyreği vermek istemiyorum. Her şeyde beni ağrıyor. Bu kadar basit. Ya Merve'yi olmayan... Ya teyze, sen burada Merve'yi şampiyon yapmak için varsın, farkında. Hayır sen... Asla. Farkında değilsin ama kime ben bu puanı vermek istemiyorum, kimin gitmesini istiyorum dediğin kişilere hep 5'leri veriyorsun. Sizin yüzünüzden kimse... Sen taktiğini değiştirmen gerekiyor bence. Boynumda kalmasın. Verin kızlara puanı. Hayır, Merve'nin... Beni ararken onları harcamayın yalnız, ben size onu söyleyeyim. Hayır, Merve'nin değil bu sefer. Bir dilinde ekstra bir Merve var ama kabul edelim. Sanki. He? Öyle hissediyorum. Hoşlanmıyorum. Ben de sizden. Açık açık. Birleri açmaya devam ediyoruz. İlk birimiz Özlem çıktı. İkinci birimizi öğrenelim. Şunu açalım mı? Evet, bunu çok merak ediyorum. 24 ayar altın değerindeki tabak. İnanamadım. Övdün 24 ayar altın dedin. Ben ona 5 verirsin diye düşündüm yani konuşmalarından. Ama 1 verdik. Kime? Adanalılardan yorum istiyorum. Böreklerimiz nasıl gözüküyor? Size göre en güzel börek hangisi? Açar mısın Hüsniye Sultanım? Merve! Merve! Allah, çok güzel oldu, süper oldu. Yani ben de şu an kendimle gurur duydum. Çünkü 24 ayar altın değerinde bir tabak yapmışım halkın sesi olarak. Buradan size de sesleniyorum. Kesinlikle. Mükemmel bir tabak yapmışım. Evet. Ama yapmışım değil mi? Kesinlikle. Çok 24 beğendim. Ayar aynı altın gibi. Kaplama yalnız. Altın gibi bir kaplama. Tabak yaptım. Bir kaplama. Saniye müsaade edin bir, artık. Bak, siz yorumunuzu yaptınız. Neyi tamamlıyorum? Altın. Sıra bende. Bakın az önce de söyledim. Beni bulacağım diye gelinleri harcamayın, haklarına girmeyin. Sizin yüzünüzden ben vebal altında kalmak istemiyorum. Hiç kimseyi harcamadım. Daha öncesinde Yeşim'e yaptınız aynısını, Hatice'yi harcadınız. Hayır. Şimdi de yine aynı, beni bulmaya çalışıyorsunuz, kızları harcıyorsunuz şu an. Hepsine hayır, yazık ettiniz. Hiç kimseyi açıklamadım, gayet mantıklı açıklamalarım var, ispatlı. Benim tabağımı bayıla bayıla yedin Hüsniye Hanım. Hayatım bütün, bak bunu bile açtım, buradaki en olmayan tabağı bile bayıla bayıla yedim. Size bir şey yani. Söyleyeyim mi? Yok hani öyle az bir önce şey. Dediniz ya, hoşlan ben sizden aksine inanılmaz derecede sevgi duyuyorum size karşı. Sizi çok seviyorum çünkü ben burada sizin sayenizde o bilezikleri kazanacağım. Ben bundan adım gibi eminim. Sen daha bir yumurtanı bile saklayamamışsın. Pırt diye üste çık. Aa! Pırtlama. Öyle mi olmuş şimdi? Senin yumurtan. Çünkü altından pırtlamış. Merve çıktı. İnan bana, tavuk bile görse yaptığı yumurtayı çünkü ağlar, ortada görünüyor. Altından Merve çıktı Hüsniye Hanım. Ama beni yıldıramazsınız çünkü ben alıyorum puanlarımı, beşlerimi alıyorum. Çeyreklerimi takıyorum. Keza bileziğimi de takacağım. Halka hitaben konuşuyor Merve Hanım. Gören de sizi iki gelin kapışıyor zanneder. He? Öyle gibi sanki. Geldi mi vakit? Vallahi Hatice'yi bulursam keyfim yerine gelecek. Bu kaç ayardı? O 14 ayardı. Gel. Ama orijinal 14 ayar mı? O evet. Kaplamaymış. Evet. Onu duydum. Hüsniye kayınvalidem bir tane 5 kullandı. Çok acayip bir 5 puan bu. Ya Hatice'ye gitti ya Rabia'ya gitti. Hüsniye abla, hiç beğenmedim ruh halini şu anda. Son anda bir şey geldi, his geldi. Eyvah dedin. Evet. Ama artık çok geç. Ya Hatice, ya Rabia, hazır mıyız?
Bakayım. Hatice hiç Hazır'a benzemiyor. Aç da görelim. Aa. Rabia! Afiyet olsun. Ben de gelinime alkışlayayım. Bravo, bravo, bravo. Puan da atsam buna yüksek vermeyecek. Vermeyeceğim, evet, ya. Hayır, vermeyeceğim. Direkt biri buna verecektim zaten. Bunun kurtuluşu yok.